Evet değerli dostlar, şöyle süt sahamındayız. Sizlere göstermeye çalışıyorum, yansıtmaya çalışıyoruz. Hayvancılığa başlangıç birinci bölümündeyiz. Kanalımıza, yüreğimize bulunduğumuz coğrafyaya hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir video serisiyle başlıyoruz. Hayvancılığa başlangıç birinci bölüm diye. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm. Yani hayvancılığa başlayacak olan dostlarımız için, yeni başlayacak olan dostlarımız için bir seri yapacağız değerli dostlar. Birkaç gündür hiç hep köpeklere yer verdik, köy hatına dışında. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir başlayalım. İlk tanıtımımızla, ilk videomuzla, birinci bölümle başlıyoruz değerli dostlar. Şimdi hayvanlar geldi. İçeriye koyacağız. Ayırdım. Sağmalcılar ayrı, diğerleri ayrı değerli dostlar. Şimdi sizlere birinci bölümden itibaren başlayacağız. Bu bir giriş tanıtım bölümü. Serilerimizde devam edecek. Evet değerli dostlar. Şöyle bunlar gebe diyelerimiz. Şöyle bu tarafa alıyorum. Diğerleri de sadıklarımız da içeride. Hadi kızım içeriye. Bir ağır tamiratlarımız var. Bizim eski ağırlar zaten. Bunların tamiratları var. Böyle bir başlangıç tosunumuz orada. Bir başlangıç yapacağız. Bakalım hava güzel. Şimdilik burada kalsınlar. Gel kızım bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Hadi uzaklaş. Ama güzel böyle kalmazlar da bir şey olmaz kalsınlarda. Bakacağım şöyle. Kalsınlar burada. İçeriye koyuyoruz. Tamiratlarımız var değerli dostlar. Şöyle buradan kapı yaptık. Birleştirme falan şöyle. Burada kısırlar yani gebeler duruyor. Kapı mı? Aa ben de diyorum niye giremiyorlar. Kapı kapanmış. Şimdi açacağım o kapıyı. Burada da şöyle sadıklarımız var. Böyle sulukları da yeni taktık. Şöyle biz de buraları yeni tamir ettik değerli dostlar. Bizler de yeni başlayanlardan yani birkaç sene oldu ama ancak toparlıyoruz. Buraları yeni yaptık. Biz çok başta bayağı bir zorluk çektik. Hayvan gel kızım bak bak bak. Bu akıllısına gidelim. Gidelim balem gel buraya bak bak bak. Kızım. Bak. Şimdi suda su içmeyi öğreteceğiz. Bunlar kendisi. Bak kızım bak. Buraya bakıyorsa bak. Bak. Vur ağzını bakayım. Susamamıştır. Sızı. Bak. Bak bak. Öğren öğren bak. Ağzını bunlar değdiriyorlar derler. Üçüyorlar şimdi. Daha yeni alışmamışlar. Geçen sene kışın hep dışarıda suluyorduk. Arap. Kızım. Bak. Bu suluk. Tamam mı? Ağzını basacaksın, emeceksin. Yani içeceksin. Tamam mı kızım? Ejder. Ulan hepsi. Bak kartopu. 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 Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Şimdi. Aferin benim kızıma. Bak saat dışarı bırakıyor. Saat akşamüstü olunca geliyorlar. Ben şimdi. Değerli dostlar dedim böyle bir seri yapacağız. Hem böyle sizlere anlatacağım. Değerli dostlar. Hayvancılığa başlayanlar için. Ya da başlayacak olanlar için, aklından bunu geçirecek olanlar için, bunu düşünenler için. Birinci sırada şu var değerli dostlar. İlk başta değerli dostlar, her şeyden önce, hayvanlardan önce. Sen sana burada çok zorluk çekti değerli dostlar. Şöyle, şimdilik buraya bırakıyoruz, içeride bağlamıyoruz. Daha sonra süreçlerde içeri alacağız öbür tarafa. Şöyle, şunu şöyle koydum. Burada da tamirat var. Kapı açtık dediğim gibi. Geçen sene burayı kullanıyorduk. Şimdi buralar danalar için yapacağız. Doğacak danalar için. Geç bakayım hadi. Hadi. Şşş. Hadi. Hadi 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 içeriye. Hadi içeriye. Her şeyden önce değerli dostlar kesif yem ihtiyacını karşılamak. Yani kesif yem dediğimiz kaba yem ihtiyacını bulmak, gidermek. Birinci şıkkımız bu değerli dostlar. Hayvancılığa başlayanlar için bu çok önemli. Şöyle
hani yem, kaba yemi nasıl temin edelim? Hayvanı zaten bir şekilde alırsınız değerli dostlar. Ne yaparsınız? Kredi alırsınız. Ne bileyim. Yastık altında altınlarınız varsa satarsınız. Borç alırsınız. Bir türlü hayvan alınır. 100 tane almazsınız 10 tane alırsınız. Bir başlangıç olur. Hani bir şekilde temin edebilirsiniz. Hadi kızım hadi. Gelmiş şuraya yırtmış. Leylo. Leylo da hamile değerli dostlar. Yani ilk başta kaba yemi nasıl temin edelim değerli dostlar. İkincisi. Bunu çözdünüz. Bu çözüm buldunuz. Diyelim. Ya köyünüzde ya kiralık ya da bir şekilde. İkincisi ırk seçimi değerli dostlar. İkincisi ne tür hayvancılık yapacaksınız? Sütçülük mü yapacaksınız? Yoksa danaya mı çalışacaksınız? Her ikisi biraz zor oluyor. İçeride mi besleyeceksiniz? Mer hayvancılığı mı yapacaksınız? Mesela biz mer hayvancılığı yapıyoruz. Hani biz ben bunları iki videolarda anlatacağım sizlere. Kayıplar, zararlar. Yani nasıl olur, nasıl oluyor? Hadi kızım. Neden mesela biz simental melezleme seçtik? Simental da seçtik. Neden olmadı? Nedir sıkıntılar? La simental değerli dostlar ikisi. Şavrole. Bunları tek tek sizlere bölümlerde anlatacağım. Dediğim gibi ikincisi ne yapacaksınız? Sütçülük mü? Dana üzerine mi sağlayacaksınız? İkincisi. Üçüncüsü işte kaba mer hayvancılığı mı? İçeri besimi yapacaksınız. Şöyle. Evet ikincisi. Pardon işte dediğim gibi. Mer hayvancılığı mı yapacaksınız? Yoksa içeri besini yapacaksınız? İçeri besinin yükü çok ağır değerli dostlar. Hani imkanınız varsa en güzeli mer hayvancılığı. 6 ay, 7 ay iklime göre, bölgeye göre, durduğunuz yere göre değişiyor. Mesela bizim yazın hayvanlar hep burada salınanlar. Dağlar öbür tarafta diğer videolarımız da var. Burayı kim söktü ya? Şöyle tutalım. Evet. Ve bunu düşünmek lazım. Buna göre karar vermek lazım. Ha biz neden mer hayvancılığı yapıyoruz? Çünkü mer hayvancılığı bir nevi karlı bir iş, bedava hayvancılık gibi diye düşünelim. Hayvan dışarıda 6 ay, 7 ay, 5 ay içeride bakıyoruz. Onda bile zorlanıyoruz değerli dostlar. Bu şekilde önce böyle bir karar almanız lazım. Bu şekilde ben şimdi bunu götüreyim. Nasıl buradan mı başlayayım? Şuradan başlayacağım değerli dostlar sağmaya. Böyle bir karar almanız lazım. Yani bana sorarsanız şahsıma en bana göre ben şimdiki aklım olsa mesela ne yaparım? 30-40 tane şey aldım değerli dostlar. Şöyle bu montofon değerli dostlar. Bu montofon. Montomon melezi. Orijinal simental bu. Simental melezi. Ben şunu söylerim. Simental melezli ya da montofon ırk fark etmez. Yerli ırk alırım. Şöyle. İçine şavroleliğimizin tosunu atarım. Vururum mereye değerli dostlar. 30 tane, 40 tane, 50 tane ne kadar imkan verse. Ne olur mera da yaysın. Dana da doğsun. Dana da süt içsin. Ne yapıyor? Yani bu daha fazla olabilir. Hep merada havaya göre 50 tanesinde 50 bin lira 60 bin lira ilk başlangıç için bu şekilde ama tabi bunu çoğaltabiliriz 100 tane oldu mu 100 tane dana 50 tane dana ne yapar değerli dostlar 5 bin, en kötü 5 bin liradan 150-200 bin lira yaparsanız da bedava hayvancılık yani bunun hiçbir şeyi yok masrafı yok iklimine göre. Ama bizim burada biraz sıkıntı değerli dostlar. 5 ay bunu takı içeride tutmamız lazım. Ama 100 tane inek olsa inekler yerli inekler 5 lira 6 lira değerli dostlar. Şöyle göstereyim. Yerli inekler 5-6 bin lira. 100 tane inek alsan 500 bin 600 bin mesela yapar. Bir dönemde onun parasını çevirebilirsin merada. Çevirebilirsin. Yerli inek at içine tosun limuzin şavrole
etçi ette çalışın. Ya da danaları hiç satmayın. Bir tur attırın değerli dostlar. Bir kadar bir tur attırırsanız ikiye katlanıyor yani imkanınız varsa. Dediğim gibi bunun önce kararını almak lazım. Bir, süt mü yoksa et, danaya mı çalışacaksınız? Bir bu, dediğim gibi bir ırk. En çok işte hangisi gidiyor? Hangi, neden biz burada? Burada bu denalar mesela bize örnek ver. Simental melezleri, simentaller, para yetişimiz bu ırka çalışıyoruz. Bakın kalan danamız bunlar. Değil mi kartopu? Değil mi kızım? Değil mi melezler bunlar değerli dostlar? Dişi. Onları tuttum ben değerli dostlar. Anneleri güzel olduğu için tuttum bunları. Kesif yem ihtiyacı. Mümkün oldukça değerli dostlar. Kesif yem yoncaymış. İşte sılaçmış. Ne bileyim kaba yem, samanmış. Mümkün oldukça satın almamaya bakacaksınız. Biz nasıl besliyoruz bunları? Mesela örnek vermek gerekirse değerli dostlar. Mesela yonca, görünge, çepek, mısır sıracı, bir de bir tas enerji için yem veriyoruz. Hani size bunu söyleyeceğim, açıklamalarını yapacağım diğerli bir bölümde. Mesela 20 tane ineğiniz var. Ne kadar masraf senelik? Biz kendimiz çobanlığını yapıyoruz. Ne kadar masraf, ne kadar gider? Ben bunları sizlere diğer bölümlerde anlatacağım. Böyle bir başlangıç videosu oldu. Böyle bir giriş yapmak istedim değerli dostlar. Kısa bir vlog oluşturdum. Hayvancılığa başlangıç 1. bölüm diye başladık. Kısa bir vlog oluşturduk. 2. 3. bölümlerde daha detaylarda bizlerin yaptığı hatalar, zararlar, 20 tane hayvandan ben ne yapabilirim, ne edebilirim, kazançlı mı, zarar mı, kurbanlık mı beslemem lazım. Yani bunları daha detaylarla sizlere anlatacağız. Hoşça kalın değerli dostlar. Ben de şimdi musluklar da yeni taktım. Hayvanlar alışacak. Bu da bizim süt sağma makinamız işte. Şöyle ağzını vuruyor. Su geliyor. Şöyle su geliyor değerli dostlar. Şöyle sizlere göstermeye çalıştım. Teşekkür ederim değerli dostlar. Her hafta bir hayvancılık videomuz ekstradan atacağım. Yani günlük çoban hayatı atıyoruz. Köy hayatı. Bunun dışında bölüm bölüm sizlere göstereceğiz, anlatacağız.